Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Beşinci gecenin sorusuna hoş geldiniz efendim. Şimdi bu gecenin sorusunda ne çözeceğiz? İki tane limit sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi önce limitten nasıl soru gelir bir konuşalım. Bir AYT sınavında limitle ilgili karşımıza neler gelebilir konuşalım arkadaşlar. Şimdi limitten bir ya da iki soru karşınıza gelecektir. Bunlardan bir tanesi büyük ihtimalle belirsizlik sorusu olur veya Limitle ilgili, süreklilikle ilgili bu toplamlı falan sorular var ya onlardan gelir. Birçoğunuz böyle öncüllü sorulara kafanız karıştığı için öncüllü soru istiyorsunuz ama arkadaşlar. Ya ÖSYM böyle öncüllü soru sormayı pek sevmiyor. Ama ben bir tane öncüllü soru yerleştirdim. Bir tane de belirsizlik sorusu yerleştirdim. Siz ne istiyorsanız Selim Hocanız sizin için yapmaya devam edecek. Hemen. Soruları önce kendin çözmeye çalış. Çözdüysen hocam tamam bu iş bende. Yorumlara yazmanı istiyorum. Çözmediysen de, değişik bakış açısı kazandıysan da onları yorumlara yaz. Videoyu beğen, abone ol. Hemen sorumuza başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar, soru aslında böyle limitli, fonksiyonlu, bileşke fonksiyonlu böyle güzel bir soru. Çok zor mu? Am şam zor değil ama bakış açısı bizim için önemli. Hadi bir bakalım ne diyormuş. Diyor ki eksi dört dört aralığından R'ye tanımlı bir fx fonksiyonu için. Önemli kelimemiz burada. Bu fonksiyon arkadaşlar sürekli bir fonksiyonmuş. Yani grafiğinde kopmalar, içi boş olan yerler falan hiçbir şey yokmuş. Ve diyor ki artan bu iki kelime soruyu bize çözdürecek kelime. Burayı iyi yorumlayamayan soruyu maalesef güzelce yorumlayamaz. Demiş ki bu fonksiyonun eksi 4 noktasındaki limit değeri eksi 4'tür. 4 noktasındaki limit değeri de 4'tür diyor. Hemen grafiğini gözümde bir canlandırmam lazım. Koordinat eksenimi alıyorum şöyle. Diyor ki eksi 4 4 aralığında tanımlı. Hemen şurada eksi 4'ümü alıyorum. Eksi 4 noktasındaki limit değeri eksi 4'müş. Y'de de eksi 4'ü aldım. Hemen şöyle nokta nokta çizeyim burayı. Aldım böyle. Tamam buradaki limit değeri eksi 4'müş. Sonra diyor ki 4 noktasındaki limiti de 4'tür diyor. O zaman 4 buralarda bir yerde olsun. 4 noktasındaki limit değeri 4'tür diyor. Hemen 4'ü buraya yazdım. 4'ü buraya yazdım. Tamam. Fonksiyon eksi 4, 4 aralığında tanımlı. Yani benim grafiğim mecbur buralardan bir yerden başlayacak. İçi boş olarak da başlayabilir. Dolu olarak da başlayabilir. Limitte bir şey değiştirme. Mesela fonksiyon değeri burada da olabilir. Ama grafiğim mecbur buradan başlayacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki sürekli diyor. O zaman sürekli diyorsa grafiğimin içi de dolu olacak. Tamam mı? Bak eğer sürekli diyorsa buradaki nokta buradaysa fonksiyon değeri burası boşsa sürekli olmaz. O zaman içinin de ne olması gerekiyor? Dolu olması gerekiyor. İçini doldurdum. Buradan başladı. Şimdi grafiğim sürekli bir şekilde gidecek. Hiçbir kopma yaşamayacak. Böyle artan olarak gidecek. Bak grafiğim böyle bir grafik olabilir. Ama bilmiyorum grafiğin nasıl bir grafik olduğunu. Artan olacak. Mesela grafiğim şöyle gelip artıp böyle de gidebilir. Bak artan bir grafik olacak. Ama nerede yukarı çıkmış, nerede kesmiş x80'i tam bilmiyorum. İşte önemli yorum burada başlıyor. Şimdi diyor ki fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıdır diyor. Arkadaşlar fx eşittir sıfır ne demek? X eksenini kestiği yerler demek. Bak x eksenini bir yerde keser diyor. Şimdi bu grafiklerin ikisini de siliyorum ben. Sildim burayı. Şimdi benim x eksenini iki yerde kesecekse mesela geldi bak geldi geldi x eksenini şu anda üç yerde kesiyorum. Bak fonksiyonumun sürekli artan oldu mu? Burada arttı, burada azaldı, burada tekrar arttı. Bu fonksiyon sürekli ve artan bir fonksiyonsa x eksenini sadece bir yerde kesecektir. Hep artarak gidiyor çünkü. Eğer sen iki yerde kestireceksen bu fonksiyonu mesela geldi iki yerde kestireceksen azalana bir yerde dönüşmesi gerekiyor. O zaman bu fonksiyon daima artansa x eksenini sadece bir yerde keser babalar gibi. Babalar gibi doğru. Şimdi dikkat etmem gereken yorumum. Yani bu doğru. Diyor ki benim diyor mutlak değer fx fonksiyonun eksi 3 noktasındaki limiti ile fx'in eksi 3 noktasındaki limiti eşittir diyor. Ha. Şimdi eşit olduğu durum vardır. Bak şimdi eksi 3 şurada olsun tamam mı? Bu fonksiyonun grafiği de şöyle gelsin. Bu fx'in grafiği. Şimdi eksi 3 noktasındaki bu fx'in limiti bir olsun mesela. Yani şunun değer limit değerinin bir olduğunu buldum. Şimdi bunun mutlak değerini alınca ne yapıyordum? X ekseninin altındakileri yukarı katlıyordum. Bak X ekseninin altındaki kalan parça burası. Yukarı katladım. Kırmızıyla geçtiğim grafik de benim mutlak değeri fixin grafiği oldu. Eksi 3 noktasındaki limiti yine 1. Bak böyle olursa eşit olabiliyor. Ama eşit olmadığı durum da var. Hocam o nasıl? Sildim grafiğimin böyle olduğunu Unuttum şimdi. Bak kesinlikle doğrudur diyor. Benim grafiğim ya şöyle olsaydı. Böyle gelip buradan şöyle artarak giden bir fonksiyon olsa. Şimdi eksi 3 noktasındaki limit değeri mesela eksi 2 olsun. E ben bunun mutlak değerini aldığımda x eksenin altındaki yukarı katlanacak. Şimdi bunun limitine bakalım hadi. O zaman x eksenin altındaki yukarı katlandığında şöyle bir şey olacak. Bu sefer eksi 3 noktasındaki limit değeri nereye gelecek? İkiye gelecek. Yani bunlar daima eşit olmak zorunda falan değiller. Tamam. Yani ikincisi daima kesinlikle doğru değil. Geldim şimdi üçüncüye. İşte burada da bu fonksiyon sürekli olduğu için aslında limit değerleri fonksiyon değerlerine eşittir. Diyor ki eksi iki noktasındaki limitine bak diyor bileşke fonksiyonunun. Ne oluyor? f içerisinde f eksi 2 oluyor değil mi? Fonksiyon sürekli olduğu için limit değeri fonksiyon değerine eşittir. Burada bak eksi 1 yazıyorum f içerisinde f eksi 1 diyor. Şimdi bu bundan büyüktür diyor. Hadi bakalım. Şimdi f eksi 2. Şimdi grafiğimizin şöyle grafik olduğunu düşünelim tamam mı? Şöyle bir grafik olduğunu düşünelim. Şimdi eksi 2 buralarda bir yerde değil mi? Eksi 2'nin sonucu mesela eksi 1 olsun. Tamam mı? Eksi 1 olsun. Bunun sonucu ne oldu? Eksi 1. Eksi 1 için ise sonucum buralarda bir yerde olacak. Tamam mı? Mesela o da eksi 1 bölü 2 gibi bir şey olsun. Eksi 1 bölü 2. Şimdi f eksi 1'e bakıyorum. F eksi 1'in eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiştim. Eksi 1 bölü 2 de buralarda bir yerde. Bak ne oldu arkadaşlar? Daha büyük değere gitti. Yani Grafiğe hiç bakmadan da şunu söyleyebilirim. Benim bu fonksiyonum artan bir fonksiyon mu? Evet. Artan bir fonksiyonsa f-2 mi daha büyüktür, f-1 mi daha büyüktür? Bak f-2 mi daha büyüktür, f-1 mi? Artan olduğu için f-1, f-2'den daha büyüktür. Yani bunun içerisine yazdığım... Bunun içerisine yazdığımdan daha büyük. Yani mesela bunun sonucu 3 ise bunun sonucu 2 gibi. Peki F2 mi daha büyük F3 mü daha büyük? Artan olduğu için içi büyük olan daha büyüktür. Bu daima doğru. Daima doğru olan 1 ve 3 olmuş oldu. Tamam mı? Ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Öncüllü soru, öncüllü soru dediniz. Anında size öncüllü soru. Geldim şimdi sonraki soru. Belirsizliklerden de soru gelebilir dedik. O zaman bir tane güzel bir belirsizlik sorusu. Küçük bir tuzak yerleştirdim. Sorunun içerisine dikkat. Diyor ki R'den R'ye A, B, C gerçek sayılar olan böyle bir fonksiyon tanımlamış bize. Şimdi ax kare artı bx artı c ikinci dereceden bir fonksiyon tanımlamış. Diyor ki f(x) eşittir sıfırın diyor ki iki reel kökü var. Demek ki bu denklemin deltası sıfırdan büyük. Yani bu fonksiyonun grafiği x eksenini iki yerde kesiyor. İki tane kökü var diyor. Tamam. Şimdi bir belirsizlik olduğuna bakacağız şimdi. X yerlerine eksi 3'ü yazdım. X yerlerine eksi 3'ü yazınca aşağısı sıfır oldu. Aşağısı sıfırken sonucu 8 olmuş. O zaman aşağısı sıfırken sonucu 8 gibi bir şey olabilir mi? Belirsizlikse olabilir. O zaman bunun yukarıdaki değeri de kaçtır? Sıfır. Yani X yerlerine eksi 3 yazdığında... ...bu fonksiyonun eksi 3 noktasındaki limit değeri de kaçmış? Sıfırmış. Yani burada bulduğum şey f eksi 3'ün neye eşit olduğu sıfıra eşit olduğu tamam şimdi bir bilgim daha var burada bu fonksiyon zaten böyle bir parabol şeklinde tanımlandığı için her yerde sürekli olduğu için iki noktasındaki limit değeri de fonksiyon değerini verecek f2 de eşittir eksi 10'dur şimdi arkadaşlar gidip de x yerlerine eksi 3 yazıp Sıfır eşitleyip x yerlerine 2 yazıp sıfır eşitlerseniz 3 bilinmeyen olduğu için bu denklemi çözmeniz birazcık zor olur. Peki ne yapacağız? Çok basit bir şey yapacağım. Şimdi şu bilgiyi aldım elime. Dedim ki bu fonksiyon belirsizlik olduğuna göre bu belirsizliğin de sonucu 8 olduğuna göre x yukarıda da x artı 3 çarpan olmalı. Aşağıda da x artı 3 çarpan olmalı. Bunlar sadeleşmeli. Belirsizlik kalkmalı değil mi? O zaman fx fonksiyonunu şöyle yazıyorum ben. fx fonksiyonunun çarpanlarından bir tanesi X artı 3 olacak arkadaşlar. Peki diğer çarpan ne? Bu denklemi unut tamam mı? En son bakarız oraya. Sonra bunun yanına MX artı N yazıyorum. Bak ikinci dereceden bir fonksiyona dönüştürdüm. Hadi şimdi belirsizliği hesaplayalım. Limit X diyor eksi 3'e giderken FX'in ben X artı 3 bölü MX artı N olduğunu buldum. Bölü aşağıda X artı 3'üm var. Şunları sadeleştirdim. Eksi 3'ü yerine yerleştirdim. Limit değeri 8 olacakmış. Eksi 3'ü yerine yazınca eksi 3m artı n dediğimizin ne eşit olduğunu bulduk 8'e. İkinci bilgim f2 eksi 10'du. Gidip burada yazma yerine. Oluşturduğum denklemde 2 yazıyorum. F2. 2 yazdım 5 yaptı. 2 yazdım 2m artı n yaptı. Eşitmiş eksi 10'a. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman 2m artı n dediğimiz eşittir eksi 2. Yaz altına 2m artı n eşittir eksi 2. Hemen arkadaşlar bunları yok edebilmek için eksiyle çarpıyorum. Burası eksi, burası eksi, burası artı oldu. Eksi 5 tane m eşittir 10 yaptı. Her iki tarafı eksi 5'e bölünce m dediğimiz eksi 2 eşit oldu. m yerine eksi 2 yazınca burası artı 6 yaptı. Attım karşıya n dediğimizde 2 oldu. O zaman fx fonksiyonu karşımda x artı 3 çarpı m yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2 x şurada m yerine eksi 2. N yerine 2 yazdım. Artı 2. Şimdi bir yerine yerleştiriyorum. Bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğu için bir noktasındaki limit değer için 1'i yazdım. Soru benden f eksi 1'i istiyor. F eksi 1. Eksi 1'i yazdım. Burası 2 yaptı. Eksi 1'i yazdım. Burası 2. Artı 2 de buradan 4 geldi. Çarpımları da 8'e eşit olmuş oldu. Tamam Ama Lopitali bilenler bu soruyu Lopitel'le de yapabilirler. Hemen üstünü sileyim bir de onu hatırlayalım. Şimdi eksi 3'ü yazınca burası 0 olduğuna göre 0 bölü 0 belirsizliği olmalı. 0 bölü 0 belirsizliğini kaldırabilmek için lopital yapıyordum. Yukarının türevi f türevi x aşağının türevi 1 limiti başına yazıyorum. x eksi 3'e giderken eksi 3'ü yerine yazdım. f türev eksi 3'ün bana 8 olduğu bilgisini vermiş. Hemen bu fonksiyonun türevini alırım. F türev x derim. Ne oldu? 2ax artı b. Eksi 3'ü yerine yerleştiriyorum. F türev eksi 3 eşittir. Eksi 6a artı b yapmış oldu. Sonra arkadaşlar buradan bildiğimiz bir şey daha var. Bu fonksiyonda bu fonksiyonda eksi 3 yazınca sonucun sıfır olacağını biliyorum. Yani f eksi 3 de eşittir sıfırdır. Eksi 3 yazıp sıfır eşitle bir de fonksiyonda f eksi 3 eşittir. 9a eksi 3b artı c. Bir bilgim de buradan geldi. Şimdi bunu, bunu bir bilgim daha vardı burada f2'nin eksi 10 olduğu. 2 yaz şimdi f2 4a artı 2b artı c o da eşittir eksi 10. Bu üç denklemi ortak çözerek A'yı B'yi C'yi bulup da soruyu yine çözebilirsiniz. Ama ilk yaptığım çözüm daha tatlış. Evet gecenin sorularına tüm hızımızla devam edeceğiz. Sınava kadar, sınava kadar seni yalnız bırakmak yok. Sen de bizi yalnız bırakma. Beğen, yorumlarını yaz, abone olarak izle diyoruz. Yorumlarda benden ne istediğinizi de yazın. Oraya bakıp güzelce güzelce derslerimi ben de oradan çıkarıyorum. Hadi kendine iyi bak, görüşmek üzere, bay bay.